Dünyanın manyetik alanında ciddi izleri olan farklı bölgelerdeki portalların varlığı uzun süredir tartışılıyor. Bazı teorilere göre bunlar gezegenler arası bir geçiş kapısı. Bazılarına göre de farklı evrenlere açılan kapılar. En meşhurlarından birisi de Sri Lanka'da ve 2023 yılında aktif olacağı açıklandı. Sri Lanka gerek doğası, gerek insanları, gerek coğrafi yapısı ve gerekse Budizm için bile radikal olan Budizm kökenli diniyle adeta farklı bir boyuttan fırlamış, dünyamızdan bağımsız bir yeri andırıyor. Sri Lanka'da çok eski tarihlerden kalma esrarengiz bir taş blok var. Halk arasında bu taşın bir yıldız geçidi olduğu düşünülüyor. Bilim insanları yıllardır inceliyor ve kafa karıştırıcı pek çok sonuç elde ettiler. Bir kişi ise taşın üzerindeki şifreleri makul şekilde çözdüğünü ve geçidin 2023'te tekrar aktif olacağı iddiasını ortaya koydu. Kürt TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumundaki yerinizi aldıysanız Sri Lanka'daki yıldız kapısına gidiyoruz. Sri Lanka veya resmi adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Güney Asya'da, Hindistan'ın 34 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Ceylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun incisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır. Anuradhapura, Kuzey Merkez Eyaleti Sri Lanka'nın başkenti ve eski Sri Lanka medeniyetinin iyi korunmuş kalıntıları ile ünlü Sri Lanka'nın eski başkentlerinden biridir. Rajarata Krallığı'nın Tambapanni ve Upatissa Nuvara'dan sonraki 3. başkentiydi. Bölge krallar ülkesi olarak bilinir. M.Ö. 377 civarında adada kurulan ilk krallıktır ve Sri Lanka'nın Budist kültürünün kalbindedir. Bugün antik Budist tapınaklarına ve dev kubbe şeklinde stupalarına dindar acıları çeken, ülkenin en çok ziyaret edilen tapınağıdır. Aynı zamanda binlerce yıldır devam eden gizemin de merkezidir. Sri Lanka'daki yıldız geçidi, dünya dışı da dahil olmak üzere her türlü teoriyi üretmeye halen devam etmektedir. Fakat her şey teorilerle de sınırlı değildir. Yapılan belli başlı bilimsel araştırmalar olayı daha da ilginç bir hale getirmiştir. Tapınağın bahçesindeki eski yazıtlarda, evrenin döngüsü anlamında Ranmasu Uyana olarak adlandırılan büyük kısmı toprak altında kalmış bir taş vardır. Sadece 1.8 metre çapında bir kısmı toprağın üzerindedir. Taşın amacı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen ikonografi Anuradhapura döneminden etrafında bulunan diğer heykellerle uyumsuzdur. Tapınak kayıtlarına göre kaya hep oradadır. M.Ö. 377 civarında şehir bu kayanın etrafına kurulmuştur. Grafiğin merkezi dikey ve yatay paralel çizgilerle bölünmüş, 7 eş merkezi daireden oluşur. Dikdörtgen bölmeler küçük çapraz daireler içerir. Deneyimsiz gözler için şemsiye veya okçuluğa benzeyen figürler, uçurtma, dalgalı çizgiler ve silindirik şekiller vardır. Dış halka, balık, kaplumbağa ve deniz atı gibi deniz hayvanlarını andırmaktadır. Fakat bu şekiller yüzyılı aşkın süredir tarihçileri, arkeologları ve akademisyenleri şaşırtmaktadır. Bilimin kötü bir huyu var. Eldeki imkanlarla açıklayamadığı şeyleri gelecekte açıklanması umuduyla göz ardı ediyor. Budist ikonografisine özgü sarmaşıklar, kuğular ve nilüferleri betimleyen Sandakada, Bahana gibi aynı dönemden ve siteden diğer heykellerle karşılaştırıldığında Ranmasu Uyana'nın grafiğinin hiçbir dini bağlamı yoktur. Çözümlenemeyen bu ikonografi insanları spekülasyonlara çok açık bıraktı. Yine de tartışmaları ve teorileri iyice ayyuka çıkartan taş üzerinde yapılan bilimsel deneyler ve binlerce kişinin tanık olduğu yıllar boyu süregelen esrarengiz olaylar oldu. Haritanın arkeolojik önemini fark eden ilk bilim adamı 1890 yılında Sri Lanka'nın ilk arkeoloğu olarak atanan İngiliz bir subay Harry Charles Bell'di. Bell'in konuyla ilgili olarak hazırladığı rapor ve iddiaları akademik kariyerine mal oldu. Raporda özetle şu ibareler geçiyordu. Bu antik evren haritası belki de var olan en eski harita. Olağanüstü bir buluştur. Evren hakkındaki Budist nosyonlarının en saf sadelikte gösteren kozmografik bir geçmiş yıl tablosunu temsil ediyor. Bell, adadaki Budizm bilgisine dayanarak haritadaki daireleri, sembolleri ve deniz yaşamını dünya, denizler, uzay ve evren anlamında yorumladı. Raporun devamında ise yapı etrafında yaşanan garipliklerin ve yoğun enerji dalgalanmalarının onun insanların benzeri yapıların bulunduğu farklı ülkelere ışınlayabilecek bir portal kapısı olduğunu
ve kapının şifresinde üzerindeki sembollerde işli olduğunu, bu şifreyi çözmeye çok yaklaştığını anlatıyordu. Raporu İngiltere'de gerçek dışı bulundu ve görevinden alındı. İzleyen birkaç ay sonra Bell'in cansız bedeni ormanda bir ağaca asılı bulundu ve aynı gün çalışmalarının da olduğu kulübesinde çıkan yangın her şeyi kül etti. Bazı alternatif araştırmacılar, Aurora Hapura Yıldız Portalı'nın Mısır'daki Abu Ghraib ve Peru'daki La Puerta de Hoyo Marca'da bulunanlar neredeyse aynı şekil ve sembollere sahip olduğunu belirledi. En çarpıcı benzerlik, Sri Lanka'nın Yıldız Kapısı'na ilişkin spekülasyonlar suya yakınlığı ile zirveye ulaşmıştır. M.Ö. 300 yılında inşa edilen Konşu Tissavewa rezervuarı, hem Abu Ghraib hem de Hoyo Marca kapısı da suya yakın inşa edildiğinden Yıldız Kapısı teorisine göre dünya dışı varlıkların dünyanın suyundan altın işlenmesinde kullanıldığının bir kanıtı. Portal geçit teorisini destekler nitelikteki bir başka konuda, Kutsal Polonnaruwa kentinde yerliler arasında Uzaylı Dağı'da olarak bilinen Danigala Dağı'na yakınlığıyla daha da güçlendi. Ormanın ortasında ve doğa yürüyüşçüleri arasında popüler olan Danigala, benzersiz bir dairesel şekle ve tamamen düz bir tepeye sahiptir. Bu, bazılarının bir noktada UFO inişleri için kullanılmış olması gerektiği sonucuna varmasına neden oldu. İlginç bir şekilde yerlilere göre, Danigala Dağı gökyüzünden başka herhangi bir yerden daha fazla kayan yıldız, gök gürültüsü ve şimşek çekiyor. Ramması Uyana, Bell olayından sonra 1930'larda bir kere daha ilgi uyandıracak bir hadiseye sebep oldu. Dolunayın olduğu bir gecede taştan garip mavi ışıklar yükselmeye başladı ve ışıklar gökyüzüne kadar ulaştı. Üstelik buna tüm ada halkı da şahitlik etmişti. Bu olayın ardından Budist rahipler taşı tanrıların kapısı olarak adlandırdı ve halk arasında hasta olanlar çeşitli ritüellerle taşa yaklaştırılarak tedavi edilmeye çalıştı. Bazı hastaların iyileştiği kayıtlara geçti. Sonrasında bölge yönetimi bu uygulamayı yasakladı. 1945 senesinde 2. Dünya Savaşı'nın bittiği gün 2 gün süreyle taş üzerinde birkaç saat boyunca mavi bir silüet veya ışık hüzmesi görüldü. Tapınak kayıtlarına göre 1950-1960'lı yıllar arasında taşa 17 defa yıldırım düştü. Fakat ilginç şekilde hiçbir zarar vermedi. 1962 Haziran ayında taştan sabaha kadar ıslığımsı, tiz bir ses neredeyse tüm Sri Lanka'ya yayıldı. Hayvanlar ürküp huysuzlaştı. 1969 yılında bölgeden geçen göçmen kuşların büyük sürüler halinde öldüğü görüldü. 1970'lerden günümüze kadar bölge üzerinde sayısız UFO ihbarı yapıldı. 1980'lerde İngilizler taşı ve bağlı bulunduğu kaya bloğu sökerek İngiltere'ye götürmeye karar verdi. İngiltere'den yola çıkan gemi halen bilinmeyen bir sebeple battı. Kurtulan olmadı. Bir diğer girişim de yerlerin ayaklanmalarına rağmen devam ederken taşa yaklaşan iş makineleri ardı ardına bozulmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı. 2010 senesinde Hindistan'da bulunan Mumbai Üniversitesi bünyesinde taşı araştırmak üzere jeologlar, arkeologlar, fizikçiler ve çeşitli bilim insanlarından müteşebbis 24 kişilik bir ekip kuruldu. Tapınağın izniyle kaya bloğun röntgeni çekilmek istendi. Fakat cihazlar hiçbir şey görüntüleyemedi. Yapılan lazer taramalarından da bir sonuç alınamadı. El aletleri yardımıyla kaya bloğundan küçük bir numune alınarak incelendi. İnceleme neticesi şaşırtıcıydı. Öncelikle yapılan karbon testleri taşın yaşına dair bir bilgi veremedi. Taşta bulunan mineral ve maden seviyesi emsallerine göre çok farklı yoğunluklardan oluşuyordu. Ve taş kütle olarak olması gerekenden neredeyse 80 kat daha ağırdı. Öte yandan taşın bir bakırdan bile daha iyi elektrik iletkenliğine sahip olduğu anlaşıldı. Yine taş civarında yapılan ölçümlerde elektromanyetik alanın normalin çok üzerinde olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Yine bir başka bulgu da taştaki enerji alanlarının düzensiz zaman sekanslarında dalgalanmalar göstermesiydi. Günümüzde halen belirsiz zaman döngülerinde taşın yakınında bulunan elektronik cihazlar çalışmıyor yahut bozuluyor. Sri Lanka Kalaniya Üniversitesi'nden arkeoloji profesörü Raj Somadeva neredeyse 20 yıldır taşın üzerindeki ikonografi üzerinde çalışıyor. Vardığı sonuçsa tıpkı kendisinden 100 yıl evvel belirsiz bir akibete uğrayan Henry Charles Bell gibi bunların bir şifre olduğu ve taşın bir yıldız geçidi olduğu yönünde. Ancak bundan çok daha ciddi bir iddiası da var. O, şifreyi kendisinin çözdüğünü ve Yıldız Kapısı'nın 2023 yılının ikinci dolunayı gece yarısında aktif olacağını iddia ediyor. Umarım çalışmalarım sizlere bir şeyler katmıştır. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar. Türkiye'nin ilk post apokaliptik zombi temalı filmi Virüsen 1 yayında. Açıklamadaki linkten filme ulaşabilirsiniz.
Aynı zamanda Distopya YouTube kanalını takip ederek post apokaliptik konularda bilgiler edinebilir, hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz.